Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe derslerine Fatih Hocam'la birlikte devam ediyoruz. Sevgili Hocam, bu videoda nelerden bahsedeceksiniz? Hocam, bu videoda neler var? Bu videoda kelimeler arasındaki anlam ilişkileri, anlam ilişkisi konusunun aslında en önemli alt başlıkları var. Eş anlamlı kelimeler, yakın anlamlı kelimeler, zıt anlamlı yani karşıt anlamlı kelimeler ve eş sesli kelimeler var. Evet, nedir eş anlamlı kelime? Hemen bakalım hocam. Eş anlamlı ya da namı diğer anlamdaş. Daşteş eki burada önemli yani. Aynı anlama geliyor. Aynı anlamına geliyor. Evet, vatandaş gibi mesela. Kardeş, aynı, karındaş. Kardeş, karındaştan gelir değil mi? Aynı karındaş. Evet, daşteş eki aynılık anlamına geliyor. Bakalım hemen tanımımıza. Yazılış ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelimelere biz ne diyoruz? Eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler diyoruz. Burada yazdığımız gibi zaten tanımda da bildirdiğimiz gibi iki önemli husus var. Eş anlamlı kelimelerin yazılış ve okunuşları birbirinden tamamen farklıdır. Ama aynı anlamda. Ama anlamları aynıdır ve birbirlerinin yerine cümle içerisinde, normal cümlelerin içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Bakalım öğretmen ve muallim. Aynı şey. Aynı şey. Siyah, kara, temiz, pak ya da öğrenci, talebe. Ya da vatan, yurt, ulus, millet, kırmızı, al. Bayağı bir örneğimiz var burada aslında değil mi? Yaşlı, ihtiyar. Devam edelim. İzlemek, seyretmek, yasa, kanun, imkan. Şöyle bir düzeltme işaretimiz. Evet, bir şapka da koyalım. İmkan değil. Çünkü imkan, olanak ya da ihtimal, olasılık. Bu kelimeler eş anlamlı kelimelerdir ve cümle içerisinde birbirlerinin yerine direkt kullanılabilirler. Devam edelim. Burada bir önemli notumuz var hocam. Biraz evvel de söylediğimiz gibi eş anlamlı kelimeler genellikle tabii normal cümlelerde birbirlerinin yerine ne yapılabilirler? Kullanılabilirler. Bakalım hemen örnek cümlemizi okuyalım. Yurdumuzu düşmanlardan kurtaran kahramanları hiçbir zaman unutmamalıyız. Şimdi burada yurt yerine direkt ben vatan kelimesini kullanabilirim. Çünkü vatan ve yurt eş anlamlı birbirinin birebir üzerine böyle örtüşebilen kelimeler. Diğer cümlemize bakalım. Çalışmadan bu sınavı geçme olasılığı yani ihtimali çok düşük. Olasılık ve ihtimal eş anlamlı kelimelerdir. Ve cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Devam edelim hocam. Hani dedik ya bazı cümlelerde genellikle birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Peki kullanılmadıkları yerler neler? Hah, şimdi tam da sizin sorduğunuz sorunun cevabı burada var hocam. Önemli not demişiz. Burası önemli. Deyimlerdeki ve kalıplaşmış ifadelerdeki kelimelerin yerlerine eş anlamlıları ne yapılamazlar? Asla kullanılamazlar. Mesela bu pabucu dama atılmak kelimesindeki pabuç yerine terlik kullanamayız değil mi? Gibi pabucu dama atılmak yerine aslında pabuç ve terlik normalde eş anlamlı, kelimeler. Ama bu bir deyim yani kalıplaşmış ifadedir. Ve deyimler, kalıplaşmış ifadeler böyle koruma altındadır. Böyle açamazsın onları. Yani açıp aralarına yeni bir kelime koyamazsın. Ya da içerisindeki kelimeyi ne yapamazsın? Çıkartamazsın. Değiştiremezsin. Bakalım örneklerimiz hocam. Kalpsiz insanlar seni anlamazlar. Normalde kalp ve yürek sözcüğü eş anlamlı. Hı hı. Ama şimdi kalpsiz insan dediğinde aslında merhametsiz, duygusuz, merhametsiz, sert, katı yürekli değil mi? Hmm. Sevinmeyi bilmeyen, üzülmeyi bilmeyen aslında insani duyarlılıklardan yoksun. Uzak olan, yoksun olan insanlardan bahsediyoruz. Duygusuz demek istiyoruz. Ama şimdi onun eş anlamlısını kullandığımızda bambaşka bir anlam ortaya çıkıyor. Yüreksiz insanlar seni anlamazlar. Aslında yüreksiz erkek sanki biraz korkak gibi bir anlam var. Aynen öyle. Kesinlikle haklısınız hocam. Yüreksiz dediğimizde ne demiş oluyoruz? Korkak demiş oluyoruz. Korkak demiş oluyoruz. Yani cesur olmayan demiş oluyoruz. Dolayısıyla kalp ve yürek her ne kadar eş anlamlı olsa da kalıplaşmış ifade olduğu için bu ifadede birbirlerinin yerlerine kullanılamıyorlar. Devam edelim. Bir diğer örneğimize bakalım hocam. Bu kara günlerde tabi bunu ayrı yazmamız gerekiyor değil mi? Evet. Minik bir yazım hatası yapmışız. Çünkü burada kara günlerde evet bağlaç olan D daha var. Evet. O yüzden ayrı yazıyoruz. Biz hata yapıyoruz. Yapıyoruz. Siz yapmayın arkadaşlar. Evet çocuklar siz yapmayasınız diye biz şey yapıyoruz yani. Hatayı biz yapalım. Siz yapmayın. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Bu kara günler de elbet bitecek. Şimdi kara günler. Buradaki karanın yerine siyah kullanılıyor. Yani siyah gün diye bir gün yok. Yani neden mavi mor gün diye bir gün yok. Siyah gün, mavi gün, mor gün. Günün rengi yok değil mi? Demek ki buradaki kara kelimesi zaten renk anlamında kullanılmamış. Evet. Burada kötü günler. Kötü günler, acılı günler, zor günler anlamında kara kelimesi bir mecaz anlam kazanmış. Ve kara gün ifadesi aslında harikasınız hocam. Sizin de dediğiniz gibi kalıplaşmış bir ifadedir.
kalıplaşmış ifade olduğu için de kelimenin eş anlamlısı olan siyah sözcüğünü bunun yerine ne yapamıyorum? Asla kullanamıyorum. Çünkü deyimlerde ve kalıplaşmış ifadelerde kelimelerin yerine maalesef eş anlamlarını kullanamıyorum. Devam edelim hocam. Yakın anlamlı kelimeler. Ha. Eş burada anlamlar bitti. Eş değil. Aynı anlama sahip. Yakınsa eş böyle üst üste. Düşmüyor. Evet. %90-80 falan. Evet yani. Şöyle üst üste ama yakın anlam böyle yan yana birbiriyle teması var ama tam aynı değil. Bakalım tanımımız hocam. Anlamca aynı doğrultuda olan, birbirleriyle anlam ilişkisi içerisinde bulunan fakat birbirlerinin yerine geçemeyen kelimelere biz ne diyoruz? Yakın anlamlı kelimeler diyoruz. Ha, aynı doğrultuda oluyorlar. Yani böyle aynı gidiyorlar. Yönleri aynı. Birbirleriyle böyle bir temasları var. Anlam ilişkileri var. Birbirlerine dokunuyorlar ama birbirlerinin aynısı değiller. Biz bu kelimelere ne diyoruz? Yakın anlamlı kelimeler diyoruz. Hemen bakalım örneklerimize. Usanmak, sıkılmak. Şimdi bunlar birbirine benziyor. Evet. Ama bıkmak, usanmak başka bir şeydir. Sıkılmak. Sıkılmak bir durumdan sıkılırsın ama ondan tamamen bıktığını anlamına. Şöyle yani mesela atıyorum bir işi sürekli yapıyorsun. Mesela ders çalışmaktan usandım diyebilirsiniz. Diyebilirsin. Çünkü uzunca bir süre yapmışsınızdır ama mesela bir film izlerken film çok sıkıldı. Ben de sıkıldım diyebilirsin. Evet. Bu daha sanki daha biraz sıkılmak daha biraz daha anlık gerçekleşen, o ana özgü bir şey ama usanmak biraz daha genel bir şey böyle. Durumun kendisinin geneliyle ilgili bir bıkkınlık duyduğunda usanmak oluyor. Devam edelim. Mutluluk, sevinç. Bir şeyden sevinç duyabilirsin. Bu da anlık bir şeydir. Ya da kısa bir süre için. Ama mutluluk daha sürekliliği daha olan bir duygudur. Zaten. Diğer ikilimize bakalım. Durmak, beklemek. Şimdi durmak aslında hareketin bitmesi. Bir yerde duruyorsun böyle. Şöyle durdum. Ama beklemek bir şey bilinçli bir şekilde bir amaç için durduğunda, bir amaç için beklediğinde beklemek ifadesini kullanırız. Ya da bakmak, seyretmek. Şimdi bir şey dikkatini çekti. Aniden hop dönüp ona bakabilirsin. Bakmak ve görmek de aslında yakın anlam olabilir mi? Burada kesinlikle seyretmek kullanmışız ama kesinlikle görmek de kullanabiliriz değil mi? O kesinlikle harikasınız. Kesinlikle hocam. Bakmak ve görmek de yakın anlamlıdır ama aynı değildir. Burada da bakmak anlık bir şeydir ama seyretmek bilinçli olarak bir şeyi izlemek anlamına geliyor. Ya da keşif ve icat. Bu ikisi birbirine genelde karıştırılıyor. Aslında çok farklı şeyler. Keşfetmek zaten var olan bir şeyi bulup ortaya çıkartmak anlamına mesela geliyor. Mesela Amerika keşfedildi. Veya mesela suyun kaldırma kuvveti de keşfedilmiş. Eskiden insanlar batıyordu, sonradan mı yukarıda kalmaya başladı? Veya yer çekimi kanununda insanlar eskiden havada mı asılı kalıyordu? Yani keşif o. Zaten var olan bir şeyin ortaya çıkmasına keşif diyoruz. İcat ise sıfırdan bir alet üretmek. Kesinlikle. Yani icat, bir malzeme ortaya çıkartmak. Evet, teknolojik aletler mesela değil mi? Cep telefonu, işte otomobiller vesaire bir sürü teknolojik aletler keşfedilmemiştir. İcat edilmiştir. Evet. Çünkü sonradan yapılmıştır. Ya da anlamak ve kavramak. Bir konuyu anlarsın. Ama onu bütün özellikleriyle, bütün hatlarıyla ancak kavrayıp kuşattığında böyle değil kavramını mi? Çok daha geniş bir anlamı var. Evet. Hocam, kavramak zaten etrafını kavramak. Yani çepeçevre gibi. Evet. Çepeçevre tamamını anlamak demek. Tamamına hakim olmak demek aslında. Gibi. Böyle bir anlam ilişkisi var. Birbirlerine çok benziyor bu kelimeler. Ama yakın birbirlerine anlamı. Yakın olsalar bile birbirlerinin aynı değil. Ki zaten hocam aynı olsalar biz onlara eş anlamlı kelimeler derdik. Hemen örneklerimize bakalım. Saatlerdir karşıda duruyor. Yani yürüyordu, durdu. Bekliyor. Evet. Saatlerdir karşıda bekliyor dediğimizde ise bir amaç var ortada. Hı-hı. Yani durmuş ama sadece durmamış, durmuş ve bir şeyi bekliyor. Durmasının bir amacı var. Evet. Demek ki bu ikisi arasında yakın anlamlılık ilişkisi var. Diğer örnek çiftimize bakalım. Her zaman doğruyu söylemelisin. Her zaman dürüst davranmalısın. Doğru ve dürüst kelimesi birbiriyle aynı anlam doğrultusuna sahip. Aynı yöne gidiyorlar ama birbirinin aynısı değil. Çünkü bunlar yakın anlamlı. Bu yakın anlamlı iki kelime aslında böyle bir ikileme de oluşturuyor değil mi? Doğru dürüst konuş. Doğru dürüst yürü, doğru dürüst yemek ye falan. Tabii harikasınız oluyor hocam. Kesinlikle yani ikileme, zaten yakın anlamlı kelimeler bir arada ikileme haline gelebiliyorlar. Mesela benle doğru dürüst konuş diyebilirsin. Ya da ya işte bize yalan yanlış bilgiler veriyor. Yalan ve yanlış. Bunlar yakın anlamlı kelimeler ve bir arada kullanılabiliyor. Tabii ikileme haline geliyor ama birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Devam edelim. Bu konuyu anladım. Bu konuyu kavradım dediğimizde kavradım, biraz evvel. Her yönüyle evet kavramış, anlamış anlamına geliyor. Evet, biraz evvel söylediğimiz gibi her yönüyle anlarsan eğer kavramış oluyorsun. Geçelim bir diğer başlığımız. Zıt, yani namı diğer karşıt. Birbirine karşı çünkü bunlar değil mi? Hı hı. Karşıt anlamlı kelimeler. Bakalım neymiş tanım?
anlamca birbirinin tam tersi olan kelimeleri zıt ya da karşıt anlamlı kelimeler diyoruz. Burada önemli olan nokta şurası. Anlamca birbirinin tam tersi olması gerek. Mesela şişman zayıf. Birbirinin tamamen zıttı. Şişman deyince neden bana baktınız hocam? Estağfurullah hocam. Siz de devam edin. Yok, ben aslında zayıf ve yakışıklı dendiğinde genelde size bakıyorum. Sağ olun, buyurun. Rica ederim. Uzun kısa birbirinin tamamen tersi değil mi? Evet. Yükselmek, alçalmak, düşüşe geçmek, bunlar birbirinin zıttı. Gitmek, gelmek, bunlar tamamen birbirinin zıttı. Ya da ince ve kalın, büyük, küçük, kazanmak, kaybetmek, bu kelimeler anlamca tamamen birbirinin tersi oluyorlar. Bir sorun var öğretmenim. Buyurun hocam. Gitmek, gitmemek olduğu zaman bunun zıt anlamlısı olmuyor değil mi? Onun negatif, yani olumsuz anlamlısı. Hemen bu sorunuzu cevaplamak için sayfayı çeviriyorum hocam. Burada bir önemli notumuz var. Ya keşke azıcık sizin... sabırlı olsaymışım. Ben hep sabırsız davranıyorum. Hocam siz sakin olun. Ben hepsini öğreteceğim. Tamam. Hepsini anlatacağım size. Hepsi bende. Merak etmeyin. Bana Türkçe rahat olun. Size Türkçe öğreteceğim hocam. Önemli notumuz tam da sizin o sorduğunuz soruyla ilgili hocam. Fiillerin olumsuz çekimleri ile karşıtları birbirine karıştırılmamalıdır. Mesela iş hayatında... Yine burada aslında bir tane harfi fazla yazmışız. Silelim. Herkes hata yapar arkadaşlar. Herkes hata yapar. İş hayatında gittikçe yükseliyor. Yani şöyle bir yükselişe geçti. Bu işte istediğim kadar yükselemiyorum. Şimdi yükselmek ve yükselmemek. Bunlar birbirinin karşıtı değildir. Olumsuz anlamda. Bunlar olumsuz. Zaten dikkat edelim, yükselmek, yükselmemek dediğimizde mame olumsuzluk eki var. Değil mi? Burada bir olumsuzluk ekimiz var. Yani bu kelimenin zıttından değil, olumsuzundan bahsediyorum. Neden önemli not? Çünkü bu sorularda genelde çıkıyor. Bazı öğrencilerimiz zaman zaman kelimenin olumsuzu ile karşıtını karıştırabiliyorlar. O zaman burada yükselmek yerine ikinci cümlede alçalmak kullansaydı, evet, eğer, ben o zaman karşıt anlamlı kullandığını anlamam gerekir değil mi? Kesinlikle yükselmek kelimesinin zıt anlamlısı alçalmaktır. Yükselmemek onun olumsuzu oluyor. Tamam. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sorularda da zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Devam edelim hocam. Geçtik. Eş sesli, yani sesteş kelimeler. Sesteş. Tıpkı anlamdaş. Daş deşin sertleşmiş hali değil mi? Evet. Sesteş. Evet. Daş deş ekinin taş teş, yani ünsüz sertleşmesi yaşamış ama hali. Aynı eş, anlama geliyor. Aynı anlamına evet, geliyor. Evet. Vatandaş, yurttaş, kardeş, ki karındaş kelimesinden gelir aslında. Tıpkı onun gibi. Bakalım tanımımız neymiş? Yazılışları ve okunuşları aynı. Fakat anlamları birbirinden tamamen farklı olan kelimelere biz ne diyoruz? Eş sesli kelimeler diyoruz. Örneklerimize bakalım. El. Ellerimi evet, görebiliyor musunuz? İnsan eli. Evet, el. Bir de yabancı anlamındaki el. Mesela yaban eller ne der? Ya da yaban ellere düştüm dersin. Yüz. Bir fiil anlamında, yüzmek anlamında, bir de sayı anlamında. İnsan yüzü olan yüz var. Sayı olan yüz var. Bu çok mu sesleştik var burada? Yüzmek anlamındaki yüz var. Hatta kurban derisini yüzmek anlamındaki yüz var. Dört tane anlamı var. Dört tane ayrı anlamı var. Bu yüz zaten çok ilginç bir kelime. Başka kelime bulamamış mıyız ya? Vallahi yani yordu beni, diğerlerine gerek yok. Çıt şöyle kapatacağım hepsini. Devam edelim. Çay. Karıştırıp içtiğimiz çay var. Bir de küçük akarsu, nehrin kolu anlamındaki çay var. Kaz var. Tavuğun amcası çocuğu mu oluyordu? Kuzeni. Kuzeni mi oluyordu? Kaz. Bir de kazmak eylemi var. Elimdeki kazmayla değil mi? Bin var. Zaten şu var. Bir de ata binmiş adam değil mi burada? Çok böyle ata binmiş bir adama da benzemiyor. Çok şövalye. Ayakta evet. Şövalyeyi taklit ediyor bence. Evet. Neyse devam edelim. Yol var. Yürüdüğümüz yol. Bir de bir şeyi yolmak. Saçlarını yolmak. Ya da işte kazın tüylerini yolmak. Fiil olan yol var. Ak kelimesi değil mi? Beyaz anlamındaki ak var. Saçlarıma aklar düştü. Bir de şey var. Suyun akması anlamında değil mi? Bir de bir sıvının değil mi? Suyun ya da herhangi bir sıvının akması var. Bunları biz sesteş dedik. Bunlar sesteş kelimeler. Tabii yine önemli bir notumuz var. Okuyalım hemen. Bazı kelimelerin yazılışları aynı olsa bile kullanılan düzeltme işareti, yani şapka, düzeltme işareti o kelimelerin birbirinden farklı okunması gerektiğini bildirir. Bu kelimeler maalesef ama maalesef es sesi değildir. Aşık. Ayak bileğimizdeki bir kemik. Aşık kemiği. Bir de aşık var. Aşk duygusuyla dolu olan kişi değil mi? Bir de ozan anlamı var. Ozan aşık, anlamındaki aşık, aşık. Mesela mahzuni. Aşık Veysel değil mi? Adem. Yokluk demektir.
Ama bir de insan anlamına gelen Adem var. Ey Adem oğlu diye başlıyor. Ey Adem oğlu değil mi? Hal. Sebze hali. Sebze hali. Bir de hal var. Durum. Hali var. Vaziyet anlamındaki. Hala babamızın kız kardeşi ya da ablası. Bir de bir şeyin hala devam etmesi var. Ya da son olarak alem bayrak demektir. Bayrak anlamına gelir. Ama alem dünya, cihan, evren anlamına gelir. Şapka işaretine dikkat edelim. Hemen geçelim örnek sorularımıza. Birinci sorumuzu okuyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı yoktur? A şıkkına bakıyoruz hemen. Al yanaklı minik çocuk çok güzel gülüyor. Al. Eş anlamlısı kırmızı. Kırmızı değil mi? Al bayrak kırmızı. Ben nasıl kırmızı yazamadım hocam ya? Evet. Beceremedik. Neyse anladınız siz. Al bayrak kırmızı bayrak. A şıkkını eliyorum. B'ye geçiyoruz. Yemek masasının üzeri tozla kaplıydı. Masa. Bunun eş anlamlısı sandalye. Olmaz. Tabure olmuyor. Tabure olmuyor. Yok duvar saçma oluyor zaten. Hiç yok hocam. Bunun eş anlamlısı yok. Masanın eş anlamlısını bulamadık. Yok. Bulamadık. Aslında bulamayınca cevabı bulmuş olduk. Ama biz yine işimizi sağlama alalım. Devam ediyoruz C şıkkıyla. Amcam 3 yabancı lisan biliyor. Lisan. Bir lisan, bir insan değil mi? Bir dil, bir insan. C şıkkını da eledik. Son şıkkımızdayız. Tek heceli kelimelere örnek verelim. Sözcük değil mi? Eş anlamlısı. Evet. Kelime kelimesinin eş anlamlısı sözcük. Sözcüktür. Ya da sözcük sözcüğünün eş anlamlısı kelime. Doğru cevabımız B şıkkı diyoruz. Oluyor. Hemen geçiyoruz bir diğer sorumuza okuyalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler anlam yakınlığı bakımından. Ha, yakın anlamı soruyor bana. Anlam yakınlığı bakımından bir grup oluşturur ise hangi sözcük dışarıda kalır? Bakalım hocam, 3 tanesi aynı anlam yönelimine sahip olmalı demek ki. Yan yana durması gerekiyor. A şıkkını okuyorum. Yükseklik korkusu olanlar aşağıda bekleyebilir. Korku. Endişe gibi. Endişe var zaten. Tedirginlik gibi değil mi? Evet, tedirginlik, kaygı gibi kötü bir duygu, olumsuz bir duygu. Sınav sonrası endişeli bekleyişimiz devam ediyor. Bunlar şimdi korku ve endişe kardeş duygular, birbirine çok yakın duygular. A ve B birbirine yakın. C şıkkını okuyalım. Geleceğimize dair oldukça umutluyum. Burada artık pozitif bir bu olumlu geçti. Bir duygu. Bu ikisinden farklı. Bu biraz daha farklı bir yöne gitti. D şıkkını da okuyalım. Son günlerde çok kaygılı görünüyorsun. Ha, kaygı, endişe, korku bunlar olumsuz duyguları olarak birbirlerine çok yakın. Ama umutlu olmak duygusu tamamen farklı olduğu için doğru cevabımız da aslında ortaya çıkmış oluyor. C şıkkı diyoruz ve bir diğer sorumuza geçiyoruz. Okuyalım hemen. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bakmak sözcüğü ilgilenmek anlamında kullanılmıştır? Şimdi derler ya, bakmakla yükümlü olduğunuz kaç kişi var? Ha, o anlamda. O anlamda herhalde soruyor. Bakalım şıklara. Küçük yaşta olmasına rağmen atıyorum ailesine bakıyordu falan gibi. Evet gibi. Aslında cevabı da vermiş olduk ama neyse okuyalım bir şıkları. Ben direkt aklıma gelen örneği söyledim. Var mı böyle? Hocam siz harikasınız. Ya, soruyu okumadan beni övme, cevap... Beni övme, bana soru yok. Tamam, özür dilerim. Devam ediyorum. Peki. Buyurun hocam. Peki, ilgilenmek anlamındaki bakmak kelimesini arıyoruz. A şıkkına bakıyorum. Durup durup bana bakıyor. Bu gerçek anlamında. Evet, dönmüş. Aniden ona bakmış. Anlık bir eylem. Bu ne diyoruz? Bu ilgilenmek anlamında değil çünkü. B şıkkına bakıyoruz. Hafta sonu kardeşime ben bakacağım. Onunla ben ilgileneceğim anlamına. Onunla geldi. Ben ilgileneceğim. Yani ona zaman ayıracağım. Yemesi, içmesi, uyuması vesaire değil mi? Onunla ilgilenme işini ben üstleneceğim. Aslında cevabımız ortaya çıkmış gibi ama evet. Devam edelim. C şıkkı. Daha dikkatli bakarsan görürsün. Gerçek anlamıyla. Yine gerçek anlamıyla bakma eyleminden, bakma işinden bahsediyor. D şıkkına bakıyoruz. Son şıkkımız. Yüzüne baktığım anda demek gerçek, yine gerçek anlık olarak bakma eyleminden bahsediyor. D şıkkını da eledik. Aslında ilgilenmek anlamındaki bakmak, kardeşine bakmak zorunda olan kişi değil mi? Doğru, evet. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Geçiyoruz bir diğer sorumuz. Evet, son sorumuz. Son sorumuz. Hadi bakalım, son bir gayret. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur? Yani eş seslisi yoktur. He, bakalım. A şıkkı. Kuru bir dal gibi kırı orsun. Araya G'yi neyse kimse görmesin. Devam ediyoruz. Kuru bir dal gibi kırıyorsun kalbimi. Dal. Ağacın dalları var. Bir de dalmak var değil mi? Denize dalmak. Havuza dalmak.
Hatta bir de argo, sokak dili var değil mi? Sana kafa göz dalarım. Sana buradan kafa göz dalarım gibi. Aman sakın söyle. Evet, farklı anlamları var. Tabii siz öyle yapmayın. Sadece anlamını söylüyoruz. Biz devam. Bu söyledik. Ancak ben yapabilirim. Benim ses taşı, vücudumuzdaki ben var. Evet evet, ben bir kere birinci tekil kişi kendimden bahsediyorum. Bir de vücudumuzda çıkan o cildimizdeki şey böyle et beni falan vardır böyle leke genelde şeklinde. Genelde siyah noktada, evet. Evet. Bu da eş sesli. Geçiyoruz C şıkkı. Hani dün bize gelecektin? Dün, yani bugünden bir önceki gün başka bir anlamı var mı? Dün. Yok. Ha, demek ki dün kelimesinin sesteşi yok. Doğru cevabımızı bulduk ama işimizi yine sağlama alıyoruz her zamanki gibi. Katıldığımız davette tanıdık bir yüz. Oho, bir sürü anlamı var. İnsan yüzü, yüzmek, sayı olan yüz, derisini yüzmek. Maşallah var da var. Bu da eş sesli bir kelimedir. Doğru cevabımız dolayısıyla C şıkkıdır.